Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü eğitim videomuzda Discord sunucunuza istatistik bölümü yani Discord sunucu paneli nasıl oluşturabilirsiniz? Bugün detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün Discord sunucunuza istatistik bölümü yani Discord sunucu paneli nasıl oluşturabilirsiniz? Dediğim gibi detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Şimdi bu Discord istatistik paneli nedir? Size onun hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Bu Discord istatistik sistemi Discord sunucunuzda belirli odaların, işte belirli kullanıcıların, rollerin, işte sunucunuzda aktif olan üyelerin sayılarını veren, hani analizlerini yapan bir sistem arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı bir sistem. Siz de bunu izleyince, bu videoyu izleyince kesinlikle sunucunuzda yapacağınıza eminim. Yani güzel bir sistem olduğunu sizlere söyleyebilirim. Discord sunucunuz hakkında güzel bilgiler veriyor. Sunucunuz için de güzel olacaktır, güzel görünecektir. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sunucunuza istatistik bölümü nasıl hazırlayabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz ona geçelim. İlk olarak arkadaşlar Discord'umuza geçiş yapıyoruz. Burası da benim kendi Discord sunucum. Her videomda dediğim gibi yapamadığınız bir şeyler olursa Discord sunucumuza gelip benden yardım isteyebilirsiniz. Ve sunucumda bulunan diğer yetkili üyelerinden de yardım isteyebilirsiniz. Elimizden geldikçe sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk olarak botu sunucumuza davet etmeden önce bir sunucu oluşturmamız gerekiyor. Hemen o ayarlamaları yapmaya başlayalım. Discord sunucunuza geliyorsunuz, yani Discord uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Sol alt kısımda bulunan artı ikonuna tıklayarak kendim oluşturayım seçeneğine tıklayarak bir sunucu oluşturmamız gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra benim ve arkadaşlarım içine tıklıyoruz. Ve buraya bir sunucu adı girmemiz gerekiyor. İsterseniz hemen ben buraya bir isim yazayım. Discord sunucu istatistik paneli diye bir isim yazdım. Ve böyle bir sunucu oluştura tıklıyorum. Yani böyle bir sunucu oluşturuyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sunucumuz açıldı. Şimdi hem istatistikler için hem de botun sunucuda iyi bir şekilde çalışması için birkaç rol oluşturmam gerekiyor. Hemen isterseniz onu nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Hemen buradan sunucu ayarları bölümüne gelip roller bölümüne tıklıyoruz. Zaten muhtemelen sizin sunucunuzda halihazırda bir roller bulunacaktır. Eğer sunucunuzda benimki gibi roller yoksa benimle birlikte yapabilirsiniz. Şimdi ben 2-3 tane rol oluşturayım. Buraya admin yazacağım. Hemen admin yazdım. Rengini ne yapalım? Mor yapalım. Hemen ayrı gösteri açayım. Sunucu da güzel gözükmesi için. Şuradan da hemen aşağıya hızlıca bir şekilde inelim. Yönetici rolünü açıyorum. Bir aşağıya iniyorum. Buradan da yöneticiyi açacağım. Görünümden bunu da açıyorum. Bu arkadaşlar sağdaki panelde, yani üye listesinde rolümüzün diğer insanlardan ayrı göstermemize yarıyor. Yani sunucu açısından güzel gözükecektir. Bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bot rolü ayarlayacağım. Burayı sarı yapayım. Buraya da bot yazayım. En aşağıdaki de yeşil yapayım. Üye yazayım ve ayrı gösteri açayım. Bunu da yönetici iznini açmıyoruz. Değişiklikleri kaydet dedik ve buradan çıkış yapıyoruz. Şimdi isterseniz hemen bir kendime rol vereyim. Ondan sonra bot sunucumuza davet edelim. Tarayıcımıza geçmiş bulunmaktayız. Tarayıcımızda yukarıda artı ikonuna basıyoruz. Ve buraya arkadaşlar M6 yazıyoruz. Bu sistemi M6 botundan yapacağız. M6.xyz yazarak botun sitesine giriş yapabilirsiniz. Böyle girmek istemeyenler için de M6 Discord, şöyle yazamadım, Discord bot yazarak da ilk çıkan siteye giriş yapabilirsiniz. Burayı kapattım. Şimdi ilk olarak botun sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Yani Discord hesabımızla ilişkilendirmemiz gerekiyor. Şu yukarıda bulunan giriş yap butonuna tıklıyoruz. Burada Discord hesabımıza bağlama izni, yani yetki istiyor, yetkilendire tıklayarak bu yetkiyi vereceğiz. Siz de benim yaptığım adımları takip ederek bu işleri yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bota yetki verdik. Bota yetki verdikten sonra burada size bota işte sunucuya davet etme ya da panelinden ayarlamalarını yapmanız için bir yere atıyor. Ben size burada ana sayfadan devam edeyim. Şuradan M6 ikonuna basarak ana sayfaya geçiş yapabilirsiniz. Bu genelde her site için geçerlidir. Bot sunucumuza davet ederim. Aşağıda bulunan Discord'a ekle özelliğine tıklıyoruz. Yani butonuna tıklıyorum. Yine bu sayfaya attı bize. Yani size daha ayrıntılı göstermek açısından böyle bir şey yaptım. Şimdi aşağıya birazcık inelim. Yeni açmış olduğumuz sunucuyu bulalım. Hemen bakıyorum şuradan yeni açtığım sunucu. Evet, burada Discord sunucu istatistik paneli diye. Buraya ek diye tıklıyorum. Önümüze bir sayfa açıldı. Buradan devam ete tıkladım. Ayarları hazır bir şekilde giriyor. İşte bunları ellemenize gerek yok, zaten hazır bir şekilde yapmışlar. Sizin yapmanız gereken tek şey yetkilendire tıklamak. Buradan ben bir insanım seçeneğine tıklıyoruz. Burada bulunan otobüsleri seçiyorum. Size de muhtemelen böyle bir şey gelecek. Hemen buradan da aynı şeyleri yapalım ve devam ete tıkladım. Ben bir insanımı onayladı ve bot şu anda sunucumuza geldi. Panel de açıldı zaten görmüş olduğunuz gibi. Bakalım Discord'umuza bot gelmiş. Hemen buna da şöyle bot rolü verelim. Şimdi sunucuya istatistik özelliğini kurmadan önce
Hemen size önemli bir detay göstereceğim. Yukarıda bulunan sunucu ayarları bölümüne tıklıyoruz. Roller bölümüne geliyoruz. Buradan bir rol seçin. Burada arkadaşlar her botun sunucuya geldiğinde kendine özgü roller olur. Bu hangi bot olursa olsun hepsinin kendisine özgü rolleri oluyor. Bakın mesela M6 botunu davet etmiştik. Burada M6'da kendi bot rolü geldi. Siz bu bot rolünü alıyorsunuz. Alabildiğiniz en yüksek konuma alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra değişiklikleri kaydete tıklıyorsunuz. Sonra ESC'yi tıklıyorsunuz, yani çarp işaretine tıklıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra işinize devam edebilirsiniz. O özelliği yapmazsanız sunucu üzerinde oynamalar yapamazsınız, bilginiz olsun. Bu çok önemli. Tekrardan tarayıcımıza geçmiş bulunmaktayız. Şimdi bizi ilgilendiren kısım burası. Bu panel üzerinden her işimizi yapacağız. Panele girdikten sonra birazcık aşağı iniyoruz. Burada araçlar bölümünde istatistik diye bir şey var. Bu genelde sizde açık olur veya açık olmaz. Siz bunu şöyle yapıyorsunuz. Evet diyelim. Buradan hemen üzerine gelip açıyorsunuz ve evet'e tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda özelliğimiz açıldı, bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi istatistik bölümümüz açıldı. Şimdi bu oda üzerinde nasıl ayarlamalar yapacağız? Hemen bunun üzerinde tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada istatistik bölümü açıldı. İşte temel araçlar, rollo sayıcı, işte Instagram sayıcı gibi özellikler çıkıyor. Bizi ilgilendiren kısım şu iki kısım arkadaşlar. Aşağısı premiumlu kullanıcılar için geçerli. Siz de bu bot üzerinden satım yaparsanız, yani pardon alım yaparsanız, yani üyelik, premium üyeliği alırsanız burada Instagram sayıcı, işte Reddit, YouTube, Twitch, İşte Twitter sayıcı gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ama siz üyelik satın almazsanız böyle temel sayaçlar gibi olayları kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz temel sayaçlar bölümünden devam edelim. Burada bir tür seçim bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada işte botlar için istatistik oluşturabilirsiniz. Üye sayısı, işte rekor çevrim içi üyeler, işte metin kanalları, toplam kanal sayısı, toplam üye, toplam rol sayısı, ses kanalları gibi istatistikleri oluşturabiliyorsunuz. Burada yanlış hatırlamıyorsam premiumsuz üyeler için İki tane istatistik oluşturma hakkınız var. Bunları tamamen size bırakıyorum. Hangisini seçmek isterseniz onu yapabilirsiniz. Premium aldığınız zaman zaten istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Buna bot sahipleri imkan tanımışlar. Şimdi benim sunucumdaki istatistik bölümünü göstereyim isterseniz. Buradan hemen geldim. Yukarı çıktım. Bakın istatistik diye bir oda oluşturuyor zaten kendisi otomatikman. Ya da biz kendimiz oluşturuyorduk. Ona birazdan bakarız. Burada toplam üye ve çevrim içi üye rollerini oluşturmuşuz. Pardon, odalarını oluşturmuşuz. Hemen buna benzer bir şeyler yapalım sizlerle birlikte. Mesela toplam üye şeyini seçtim. Burada istediğiniz gibi düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Şimdi burada bizi ilgilendiren kısım burası. Şimdi şu İki nokta üst üsteden soldaki kısmı siliyorum. Bunu premiumlu üyelik yapmışlar arkadaşlar. Bu normalde önceden siliniyordu. Burayı değiştiremiyorum şu anda. Yani böyle kalıyor. Bunu değiştirmek istiyorsanız sunucunuza premium üyelik satın almanız gerekiyor. Bu özellikler gerçekten çok kötü. Bu özellikler ilk çıktığında ben kendi sunucuma yapmıştım. Aynı bu şekilde güzel emojili güzel yapmıştım. Böyle duruyordu ne güzel. Keşke siz de bunlardan yararlanabilseydiniz. Ama şu anda bunları premiumlu yapmışlar. Dediğim gibi bu özelliği kullanmak istiyorsanız premium satın alabilirsiniz. Burayı ayarladım diyelim. Kaydete tıklıyorum. Şimdi isterseniz yeni bir sayaç ekleyelim. Yeni bir sayaç ekle bölümüne tıkladım. Burada mesela çevrim içi üye sayısına bakalım. Dediğim gibi burayı değiştiremiyorum. Bakın silmeye çalışıyorum. Premium'u yükseltiyor. Şimdi D ile tıklıyorum. Burada çevrim içi üye bölümünü seçtik ve kaydete tıkladım. Şu anda iki tane özelliğimiz açık. Bakalım üçüncüyü yapabiliyor muyum? Deneyelim. Mesela botlara tıklayalım. Kaydete tıkladım. Evet, şu anda 3 tane yaptık. Mesela maksimum ne kadar yapabiliyoruz? Rekor çevrim içi şeyine de bakalım. 4 tane yaptık. Hemen şuradan üye sayısına da bakalım. Hemen yaptık bunu da. Ondan sonra yeni sayaç ekle bölümünden ses kanalları. Yani sanırım bu sonsuza kadar devam ediyor. Ben şu anda böyle yaptım. Bunu sanırım güncellemişler. Ben ilk yaptığım zaman 2'den fazla yapamamıştım sanırım, yani yanlış hatırlamıyorsam. Yani burası böyle. Şimdi aşağıda rol sayıcı diye bir şey var. Buraya istediğiniz rolü seçiyoruz. Mesela ben bot rolü seçelim. Burada bu role sahip olan kişi sayısını yazacak muhtemelen. Buraya ben kendi sunucumda kullanmamıştım. Yani bu özellik yeni gelmiş olmalı. Burayı seçtim. Bakalım sizlerle birlikte görürüz. Hemen burayı kaydete tıkladım. Şimdi her işi yaptık, görmüş olduğunuz gibi. Panelimizde sunucu istatistiklerini oluşturduk. Role sayıcını da oluşturduk. Ve isterseniz Discord'umuza geçiş yapalım. Bakalım panelimize istatistiklerimiz gelmiş mi? Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi istatistikler bölümü oluşmuş. Ama buralar dediğim gibi isimleri değiştirilebiliyor olsaydı gerçekten çok daha iyi olurdu. Şimdi burayı düzenleyelim isterseniz. Mesela kategori oluştur diyelim. Buraya istatistik yazayım. Siz buranın emojileriyle falan oynarsınız. Şöyle buraya yukarı alayım.
Bunları içine alalım şimdi. İzinleri senkronize et dedik. Aynı şekilde bunlar için de geçerli. Şöyle. Pardon, siz buraya atarken sakın şey yapmayın. Bakın, izinleri senkronize et dediğimizde kanala giriş yapabiliyorlar. Siz geçerli izinleri koru derseniz bu kanallara bağlanamayacaklar. Bakın, dediğim gibi siz bu kanalı alıp izinleri senkronize et demeyin. Bunu alın. Geçerli izinleri koru yapın. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada kilit işaretleri kalktı. Kilit işaretleri kalkarsa bu kanala bağlanabiliyor olduklarını gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz geçerli izinleri koruyun deyin. Başka da bir şey yapmayın. Zaten ayarları ayarlı bir şekilde geliyor, bilginiz olsun. Yani bu şekilde oluyor. İşte toplam üyeyi gösteriyor. Online kaç üye var falan filan. Mesela ses kanalı, 6 tane ses kanalı varmış. Mesela ben bir tane daha ses kanalı oluşturayım. Mesela şuradan kanal oluştur. Ses kanalı. Yeni bir kanal oluşturdum. Birazdan buraya yansıyacak zaten. Şöyle bu arada bir değişiyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ya 10 dakikada bir ya da 20 dakikada bir güncelliyor olması lazım. Buraya birazdan yansıyacaktır zaten. Ya da bu 5 dakikada olabilir. Buranın sayısı her dakika oynuyor, bilginiz olsun. Yani böyle siz de M6 botuyla Discord'unuzda işte istatistik, yani sunucu paneli oluşturabilirsiniz. Umarım bu videomuz sizler için yararlı olmuştur. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.